Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar, bu videoda size önümüzdeki günlerde gelecek olan büyük güncellemenin detaylarından bahsedeceğim. Bu arada beni ilk defa izleyen arkadaşlar, ekranı küçültüp aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Olduysanız çok teşekkürler. Önceki videolardan gelen abonelerime de çok teşekkür ederim. Şu an abone sayımız 283. Yakın zamanda inşallah 500 aboneye de ulaşacağız sizin desteğinizle. Dilerseniz hadi videoya geçelim. Arkadaşlar, ilk olarak Gunsmith Customs özelliğiyle başlayalım. Bu yenilik sayesinde aynı silahımızda olan birden fazla blueprintleri, yani silah skinlerini aynı silahta eklenti olarak toplayabileceğiz. Örneğin bu görseldeki gibi AK-47 silahınız var ve AK-47'de bir sürü blueprintiniz var. İşte bu özellik sayesinde AK-47'de olan blueprintleri yine AK-47 silahında farklı eklentiler kullanarak takabileceğiz. Yani tek bir silahta o silaha ait 4-5 çeşit blueprint kullanabileceğiz. En sonunda da ortaya tamamen size özgün olan, sizin ürettiğiniz bir hibrit blueprint ortaya çıkıyor. Kimler nasıl silahlar yapacak ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İkinci yenilikte LMG'yi kullananları bayağı sevindirecek. Yeni bir LMG silah geliyor arkadaşlar. MK9 Bruen. Bu silah çok yüksek accuracy'ye, yani isabet oranına sahip olacak. Tek açıkladıkları bilgi şimdilik bu. Ayrıca MK9 Bruen'in turuncu, yani efsanevi blueprintini de Encryption Bundle adıyla mağazadan satın alabileceğiz. Bir diğer mağaza haberi, Krager karakterine de efsanevi kostüm geliyor. Bedava açılan karakterler listesinde bu karakter de var. Dilerseniz o videoma da göz atabilirsiniz. Bu Krager kostümünün farklı finisher'ı olacak. Ayrıca bıçak fırlatma animasyonunda bıçaklar alev alacak. Yani bayağı alevli bıçak fırlatacağız rakiplerimize galiba. Güzel bir kostüme benziyor. Son mağaza haberi de SMG'lerden AUG silahına By The Tow adında harika bir blueprint geliyor. Ekranda gördüğünüz gibi kaplan var, pençe detayları var. Bayağı hoş bir şey. Kur farkından dolayı bu mağaza fiyatları bizler için çok fazla gelebiliyor. Ama almak isteyen arkadaşlar Fireclaw 3 bandılı olarak mağazadan satın alabilecekler. Gelelim yeni kamuflajımıza. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi oyunda kamuflaj sistemi var. Oyundaki her silahın başarımı var ve siz bu başarımları tamamladığınızda yeni kamuflajlar kazanıyorsunuz. Siz bu kullandığınız silahtaki tüm başarımları 10'da 10 yaptığınızda en alttaki kilitli olan özel bir kamuflaj bölümü açılıyor. Şu an 3 tane özel kamuflaj var. Altın, Platinum ve Damaskus. Silahınızı altın kaplama yapmak isterseniz o silahtaki tüm başarımları 10'da 10 yapmanız gerekiyor. Silahınızı Platinum kaplama yapmak isterseniz o silah kategorisindeki tüm silahların başarımlarını 10'da 10 yapmanız gerekiyor. Yani M13 silahınızı Platinum yapmak istiyorsunuz. Assault Rifle'daki tüm silahları M4'ünden Graus'una, Odin'inden AK-47'sine kadar tüm Assault Rifle'ların kamuflaj başarımlarını 10'da 10 yapmanız gerekiyor. O zaman tüm bu silahlar için Platinum kaplama da aktif hale gelecek. Silahınızı Damaskus kaplama yapmak isterseniz oyundaki tüm silahların tüm kamuflaj başarımlarını 10'da 10 yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Kalkanından bıçağına, roketinden tabancasına tüm silahların kamuflajları 10'da 10 olduğunda artık bütün silahlarınıza Damaskus aktif hale gelecek. İşte bu güncelleme ile birlikte bu listeye yeni bir kamuflaj ekleniyor. Obsidian kamuflajı. Bakalım bu kamuflajı açmak için nasıl bir başarım tamamlayacağız, hep beraber göreceğiz. Geldik bana göre en büyük yeniliğe. Yeni bir kontrat görevi ekleniyor haritaya arkadaşlar. Bu kontrat görevi Most Wanted isminde olacak. Yani en çok arananlar görevi diye çevirebiliriz. Burayı dikkatli dinleyin arkadaşlar. Bu kontrat görevini aldığımızda haritadaki tüm takımlar bizim bulunduğumuz konumu tıpkı target görevindeki gibi görebilecekler. Bakın arkadaşlar, tüm takımlar diyorum. Ve görevi alan kişinin tek amacı hayatta kalmak. Eğer bu süre zarfı boyunca hayatta kalırsa ödül olarak ölen tüm takım arkadaşları yeniden canlanıyor. Çok farklı Battle Royale oyunları oynadım. Hiç bu kadar manyak ve çılgın bir görev görmedim. Kill rekoru kırmak isteyenlerin alacağı ilk görev bu. Görevi alan kişi haritadaki tüm takımlara hedef oluyor. Bu çok çılgın bir kontrat görevi. Oyunda nasıl olacak heyecanla ve merakla bekliyorum. Son yenilik oyunun tam sürümüne sahip arkadaşları sevindiren bir haber. Shoot the Ship haritası tekrar geliyor arkadaşlar. Çok fazla insan şikayet etmişti bu haritayı neden kaldırdınız diye. Bu şikayetlere kulak asmışlar ve bu haritayı tekrar aktif ediyorlar. Multiplayer etkinliklerinde denk gelirse biz de oynarız tabii ki de. Tüm bu güncellemelere ek olarak 1 Mayıs akşam 8'de Double XP etkinliği başlayacak. 4 Mayıs akşam 8'e kadar da devam edecek. Daha hızlı silah kasmak isteyenler, Battle Pass kasmak isteyenler bu XP etkinliğini kaçırmasınlar. Evet arkadaşlar, bu videoda size önümüzdeki günlerde gelecek olan dev sezon ortası güncellemesiyle alakalı bilgiler verdim. Beni heyecanlandıran değişiklikler var, mesela yeni kontrat görevi gibi. Size heyecanlandıran yenilikler var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni butonunu kırabilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki rehber ve oynanış videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.